Analizde ilk etapta yapacağımız işlem kreatin. Neden kreatin? İlk başta düzensiz üçgen ağları dediğimiz kısımdır. Yani DEM yapmadan önce biz bunu bir düzensiz üçgen ağlarını görüyoruz. DEM yapmaya hazırlıyoruz arkadaşlar. Kreatin tıkladım bakın. Bakın bu şey de çok önemli. Tin kısmı. Tin yazdım. Sev ismini yazdım. Şurada bir tek tin de koordinat o projeksiyon sistemi burada da belirliyoruz. Diğerlerinde böyle bir işlem yapmıyoruz. Bunu belirledik gördüğünüz gibi. Sonra şu input future class'ta verimizi çağırıyoruz. M33D haftasını çağırdık. Bakın şurada height file, işte self type, tag file gibi değerler var. Bunlara direkt OK derseniz size düzgün bir, yani doğru bir daha doğrusu tin yapmaz. O yüzden şurada height file kısmında yükselti şeyini koymak zorundasınız. Çünkü 3 boyutlu bir veri oluşturacağız. Şu kısım size hard ya da soft ya da mass points dediğim, şu mass point noktalarla alakalı olduğu için hard ya da soft dediği kısım var. Soft seçerseniz o yükselti eğrilerin o şeyi yumuşak bir şekilde geçiş yaptığını görürsünüz. Şu kısım boş kalsa da olur ama yükseltiyi seçebilirsiniz. Şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Okey diyorum. Bakın. Bize şimdi tinimizi oluşturacak. Evet, oluşturdu. Yani bildiğiniz vektörel verilerden artık vektörü analiz yaparak raster'a geçiyoruz. Ama şunu unutmayın, bu raster gibi görünen aslında bir vektörel veridir. Tin. Şimdi arkadaşlar, burada eş yükselti eğrilerini tekrar çizdiği için eş yükseltiyi kaldırıyoruz. Bir de tinin üzerine sağa tıklayıp properties deyip sembolojik kısmından şu edge types kısmını şu show yapan çekini kaldırıyoruz. Neden? Biz sadece arazi görmek istiyorsak onu kaldırabilirsin. Bir de tinin bir özelliği var. Her işlemde tekrardan çizer. O çizmesini azaltacak şeyler var ama şu an öğrenmeniz doğru değil. Çünkü ileri düzey bir kısım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz eş yükselti eğrilerinden bir tin verisi yaptık ve tinden de arazi modelimizi yapabiliriz. Bu tin işlemini tekrardan size göstermek istiyorum. Bakın. Elimizde eş yükselti verileri var. Bu eş yükselti verilerinin bildiğiniz line verisi bu. Bu line verilerinden eş yükseltide içerisinde her bir eş yükseltide biliyorsunuz yükselti değerleri var. Bu yükselti değerlerine biz tin oluşturacağız. Bunu ne yapıyorduk? Üçte analiz kısmına gelip create tin diyoruz. Bu create tin de şurada kaydedeceğimiz yeri belirliyoruz. Zaten tin ismi olduğu için ben tin 2 vereceğim. Aynı ismi kabul etmiyor biliyorsunuz. Sonra şu koordinat sistemi kısmında sizin kullandığınız, yani şunun aynı olan project sistemini yapabilirsiniz. Diyelim ki unuttunuz, import yapıp eş yükselti elinizin olduğu şeyi bulup aynısını oraya import yapabilirsiniz. Sonra input future class kısmına M33D2 şeyini seçtiniz arkadaşlar. Şu kısımları boş bırakmıyorsunuz. Height file kısmına yükselti yapıyorsunuz. Sonra az önce gördüğünüz görüntüyü onların daha yumuşak bir şekilde geçişini istiyorsanız soft yapacaksınız. Ben genelde soft yapıyorum. Sonra şu kısmı da boş osadonuz yükseltik kısmını alıyorum arkadaşlar. OK'ye basınca bana tinimi oluşturuyor. Ben OK'ye basmayacağım. Neden? Çünkü burada iki tane tin oluşmasını istemiyorum. Zaten OK'ye basınca bunu oluşturacak. OK'ye bastığımı düşünün ve tinimiz oluştu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tirimiz burada oluştu. Bakın en ufak bir oynatmada arkadaşlar tini yeniden
çiziyor. İşte bu tür şeylerden kurtulmak ve daha iyi işlemler yapabilmek için timverimizi sayısal yükseklik modeline, yani DEM'e çevireceğiz. Bunu nereden yapıyoruz? 3 tane analiz sekmesine geliyoruz. Tim to raster. Bakın raster dediği burada DEM'i kastediyor. Çünkü her raster DEM değildir. O da onu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem input tim. Tim'imizi seçiyoruz. Sonra şu kısma kaydedeceğimiz yeri belirliyoruz. Ben DEM dedim. Şu kısımlar, bakın output data type metot kısımları burada arkadaşlar aynı kalıyor. Değiştirmiyorsunuz. Bir tek şu submit distance kısmını eğer böyle bir şey yaparsanız yapalım. Yani böyle tamamen böyle bırakırsanız ne oluyor? Bir de call size yaparsanız ne oluyor? Arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Şeyi kaldırdım.